Hemen şöyle bu kapıdan çıkınca da maddi durumu kötü olanların köyüne gelmiş bulunuyoruz. İşte çiftçilerin oturmuş olduğu alan burası. Zenginler nasıl ihtişamlı çatılara sahip. Ama fakirlere baktığımız zamansa, maddi durumu kötü olanların evlerine baktığımız zamansa, hemen şöyle alayım. Çatılarının çalıdan, çırpıdan yapıldığını görüyoruz bakın. Taşlarla inşa edilmiş evler görüyoruz. Tabii ahşap kalitesi daha düşük. Mimari teknikleri daha zayıf. Hemen zenginle fakirin arasındaki fark bu mahallelerde belli oluyor. Şöyle içeri girelim bakalım. Bakın görüyorsunuz, hemen kendini fark ettiriyor. Evler daha küçük yapılmış, daha minik yapılmış. Odalar neredeyse iki kişinin anca sığabileceği büyüklükte. İşte insanların uyuduğu odalar buralar. Çok küçük. Yatak döşek hemen burada bakın. Bunlar yerlerde yatıyorlar. Maddi durumu zayıf olanlar bu şekilde yerlerde yatıyorlar. Biz de tecrübe ettik diğer Hanok köylerinde kaldığımızda. Burada bakın minik bir mutfağı var. Hemen burada ısıtmalıklar, ocakları dikkat çekiyorsunuz. Ocak ve yatak odası yan yana. Çünkü ocağı yaktıklarında yatak odası da ısınsın diye dip dibe yapmışlar ve küçük yapmışlar. Bu evleri tabii ısıtmak çok zor olduğu için böyle bir sistem uygulamışlar. Burası da köyün çamaşırhanesi, su kuyusunun olduğu kısım. İnsanlar suyla ilgili bütün ihtiyaçlarını işte bu alanda karşılıyorlardı. Tabii su kuyularının genişliği ve büyüklüğü dikkat çekiyor. Köy halkının nüfusuna göre yapılırmış su kuyularının miktarı. Burada da iki tane dev su kuyusu bulunuyor. Bulaşıklar, çamaşırlar burada yıkanır, ihtiyaçlar buradan giderilirmiş. Ve şimdi de kaleye doğru ilerliyoruz. Bölgenin kalesi hemen arkada. Tabii yaşamlar sarayın etrafında akarmış. Bu yaşam alanını korumak amacıyla da tarihte kale tam da bu alana inşa edilmiş. Hemen burada hayvanların olduğu bakın alanı görüyoruz. Hala da buradalar. Bu güzel canlıların evi burası. Kale köyle oldukça uyumlu. Sarayın kalesine geldik. Kalede bakın surlar çok ilginç. Ahşaplardan yapılmış. Görüyor musunuz surları? Nasıl ilginç. Hemen önünde hendek dikkat çekiyor. Tabii o zamanlarda buralara vahşi hayvanlar atılır. Ne olduğunu bilirdi. Kocaman dev de balıklar var içinde. Şimdi bakın dünyanın en ilginç kalelerinden birine giriş yapıyoruz. Neden diyeceksiniz? Çok sade inşa edilmiş. Korumalıkları ahşaptan yapılmış. Bakar mısınız? Tarihin kalesi. Güney Kore'nin tarihine baktığımız zaman tabii insanlar kaleler inşa ettiklerinde böyle ahşaplardan yapmışlar. Evlerini ahşaplardan yapmışlar. Yine çalıdan, çırpıdan bakın odaların yapıldığını görüyoruz. Komutan odaları, askerlerin bulunduğu odalar, teçhizatların korunduğu odalar hep bu şekilde bu yapıların içerisinde yapılmış. Bekçe Hanedanlığı'nın kalelerinden biri burası. Milattan önce 18, milattan sonra 660 yılına kadar kullanılmış olan bir kale. Zaman içerisinde genişletilmiş, büyütülmüş olan bir kale. Bekçe Hanedanlığı dönemin en önemli hanedanlıklarından da. Japonya'yla, Çin'le çok büyük işbirlikleri yapmış. Her ne kadar başta kavga etmiş olsa da sonra çok güzel işbirlikleri yapmış ve onların da desteğini, gücünü alarak bölgede büyük bir söz sahibi olmuş. İşte Bekçe'nin kullanmış olduğu kalelerden biri burası. Gelenekselliğin güzelliğine nasıl korunduğuna bakar mısınız? İnsan bu köylerde Kore kültürünün ne kadar doğal olduğunu keşfediyor. Ve bugün bu kültürün korunması için insanlar bu yöresel köylerde hala yaşıyorlar. Ve gelen turistler de bu yöresel kültürü tanısınlar, konaklasınlar diye otel olanları bile var. Dünyayı geziyorum da yavaş yavaş havayı kararttık ve şu anda konaklayacağımız otelimize geldik. Daha doğrusu konaklayacağımız köyümüzdeyiz. Şu anda geleneksel bir Hanok köyündeyiz. Burası Konju bölgesi ve Konju Hanok köyü olarak isimlendiriliyor. Geleneksel kültürü, Güney Kore yaşamlarını işte bu konaklarda tamamen yaşayacağız. Hemen arkamda konaklayacağımız villamız işte geleneksel bir Güney Kore evi. Mimarisiyle tamamen kültürü yaşayıp hissedebileceğimiz bir yer. Gerçekten çok heyecanlıyım. Hemen villamızın içine giriyoruz. Ahşap dev kapımız burada. İçeri girer girmez yine bahçemiz bizi karşıladı. Güzel bir avlumuz var. Konaklayacağımız odamız burası. Birazdan içine gireceğiz. Farklı farklı odalarımız var bakın, mimariden ayrı. Burası da tuvalet.
Çok ilginç gerçekten. Tuvaletimiz yapıdan dışarıda, ana yapının dışında. Tam bir Kore evi yani, tamamen. Ay, akşamda biraz soğuk olacak ama bakalım nasıl yapacağız tuvalet işini. Hemen burada da odunumuzu yakacağız. Odamızın ısıtmasını Yasin yakacak herhalde. Bakın odunlarımız burada. Burayı tamamen ateşle dolduracağız. Odunlarımızı yakacağız. Ve odunlar yandıktan sonra tamamen o ısı evimizin içine gelecek. Hadi içeri girelim, merak ediyorum. Kapılarımızı açıyoruz şöyle. Bu arada şunu söyleyeyim. Bakın burada kağıt dikkat çekiyor. Hanji kağıdı. Hanji deniliyor bu kağıtlara. Tamamen özel kağıtlar. Sıcağı da soğuğu da kesinlikle geçirmiyor. O kadar özel ki yalıtım tamamen bu kağıtlarla yapılıyor. Hemen ikinci kapımızı da açıyorum. Wow! İnanmıyorum. Çok güzel, çok farklı. Oh sıcacık. Şu anda var ya, sıcacık bir evin içine girdim. Girer girmez çok küçük bir karşılama alanı var. Burada koltuk dikkat çekiyor. Bir tık lüks bugün konaklayacağımız bu geleneksel Kore evi. Normalde diğer konakladığım Kore evlerinde hiç koltuk bile yoktu. Burada minik minik sandalyeler dikkat çekiyor. Yere yakın hepsi. Masalar da yere yakın, sandalyeler de yere yakın. Ya yerde yiyorlar, yerde oturuyorlar ya da bu şekilde yere yakın masa sandalye kullanıyorlar. Çok sağlıklı olduğunu düşünüyorlar. Söyle bakalım. Oturmanın keyfini yaşayın. Ay pardon, ışığı kapattım, özür dilerim. Oturmanın keyfini yaşayın Akçuhan, çok güzel. Şimdi yatak odamıza geldik. Yatak odamız da çok güzel. Küçücük, minicik, ufacık. Ateşin yandığı yer bakın burası belli, hemen burası biraz kızarmış. Oradan yakacağız. Çok güzel ya, bayıldım. Çok küçük. Normalde bakın bir tane yapı var. Bir tane yapıyı üçe bölmüşler. Yatak odası, oturma alanı. Wow. Burada da bakın görüyorsunuz. Yine bir hemen ışığı yakayım. Şöyle pardon. Buzdolabımız var. Mutfak alanı gibi kullanılıyor. Yine burada bir yatak odası bulunuyor. Hemen bunu da ışığını yakayım şöyle. Evet. Çok güzel. Bayıldım. Küçük olduğu için çok daha sıcak kalmış bu yapı. Heyecanlıyız. Şimdi dinleneceğiz. Çok güzel bir evde kalıyoruz. Yer yatağında yatacağız tabii yine. Bu evlerde fazla eşyaya yer yok. Yataklar yer yatağı. Her şey ihtiyaçlar doğrultusunda. Tam antialerjik evler bu evler. Bahçeli, tek katlı, küçücük ve doğal malzemelerle inşa ediliyor. Yüzlerce yıldır kullanılan bu Hanok evleri. Kore'nin adeta sembolü. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.